Üretim hattına hoş geldiniz Sayın Osman Bahçe. Bize Korkuteli OSB'yi tanıtır mısınız? Evet, Korkuteli Organize Sanayi Bölgemiz 1 milyon 149 bin metrekare alan üzerine kuruluş protokollerini gerçekleştirmiş bir organize sanayi bölgemiz. Bunun geldiğimiz süreçte 597 bin metrekaresi daha öncesinde hazine arazisi olarak organize sanayi bölgemize devirleri yapılmış. Kalan 552 bin metrekaresi de bölgemizde yaşayan Korkuteli vatandaşlarımızın şahıs arazileri olarak bölgemizde yer almaktadır. Önümüzdeki dönemlerde orada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu kamulaştırma sürecinin hakkaniyetli bir şekilde yapılarak organize sanayi bölgesi bünyemize kazandırılması ile ilgili yol almış bulunmaktayız. Korkuteli OSB'nin ihtisas OSB'den karma OSB'ye dönüştürülmesi ile ilgili süreç hakkında bilgi verir misiniz? Organize sanayi bölgemiz 2016 yılında Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak kurulumu gerçekleşmiş bir organize sanayi bölgesidir. Fakat biz yönetime geldiğimizden sonra yaptığımız ihtiyaç analizinde 2016 yılı ile bugünkü 2023 yılı arasında Antalya'nın sanayi gelişiminde sanayi parseli ihtiyacı noktasında çok ciddi gelişmelerin olduğunu fark ettik. Bugün geldiğimiz noktada Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin %100 doluluğa ulaşmasıyla birlikte çok ciddi sanayi yatırımı yapmak isteyen firmalarımızdan buranın karma organize sanayi bölgesine geçmesiyle alakalı çok ciddi taleplerle karşı karşıya geldik. Bu noktada mevcut organize sanayi bölgesinin kuruluş protokolünü değiştirerek hem tüm sektörleri kapsayacak şekilde karma organize sanayi bölgesi olarak kuruluş protokolümüzü güncelledik. Herhangi bir lansmana çıkmadık fakat ciddi bir oranda 95 firmanın üzerinde bir ön talep aldık. İmar planları çalışmaları yapıldıktan sonra yaklaşık 750 bin metrekare gibi bir sanayi parseli oluşturmayı hedefliyoruz. Bu lansmana olmamasına rağmen ve hala birçok sanayicinin, yatırımcının böyle bir projeden daha yeni haber olmasına rağmen yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekarenin üzerinde bir sanayi parseli talebiyle karşı karşıyayız. Bununla alakalı olarak da ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Önceliği mutlaka liyakata göre vereceğiz. Liyakat sahibi hızlı bir şekilde yatırıma başlayıp hızlı bir şekilde yatırımını sağlayan, mümkün olduğu kadar yüksek katma değerli ürün üreten, mümkün olduğu kadar daha fazla istihdam sağlayacak firmaları mutlaka bir öncelik tanımayı hedefliyoruz. Bununla ilgili skorlama tablolarımız var. Tüm uluslararası sanayi bölgelerinin, Türkiye'deki birçok profesyonel sanayi bölgesinin uygulamış olduğu bir aslında bir değerleme sistemi bu. Bu değerleme sisteminden çıkacak sonuçlara göre de başvuru yapan firmalarımızla özel olarak birebir mülakat yaparak hızlı bir şekilde organize sanayi bölgemizi devreye alıp sanayicinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Korkuteli OSB'nin kent ekonomisine ve kente faaliyet gösteren firmalara ne gibi bir faydası olacak? Şimdi Korkuteli'nin de bu anlamda gerçekten belli bir noktaya gelmiş ve büyüme potansiyeli olan birçok firmamız var. Çünkü Korkuteli ilçemiz hem tarım ve hem de hayvancılık sektörü olarak Antalya'mızın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Bununla ilgili de oradaki firmalarımızı da desteklemek ve oradaki firmalarımızın artık kabuğundan çıkarak uluslararası anlamda belli bir noktaya gelmeleri için mutlaka o firmalarımızı da organize sanayi bölgemizin içerisinde görmeyi arzu ediyoruz. Oradaki firmalarımızla birlikte bir değerlendirme yapıp tabii ki onlara da oradan yer vermeyi arzu ediyoruz. Korkuteli OSB çevre hassasiyetinde ne durumda? Bizim kuruluş protokolümüz gereğince ve bizim vizyonumuz gereğince biz organize sanayi bölgemizi tamamen yeşil organize sanayi bölgesi adı altında kurmayı hedefliyoruz. Yeşil organize sanayi bölgesi nedir? Bugün sıfır atık prosesleriyle çalışan, çok güçlü bir altyapısı olan, içerisinde kendi arıtması olan organize sanayi bölgeleridir. Şu anda Türkiye'de kullanılan, dünyada kullanılan en üst teknolojileri kullanıp çok iyi bir altyapıyı oluşturup gerekirse kendi elektriğini yenilenebilir enerji sistemlerinden, güneş enerjisinden karşılayacak yeşil, çevreci ve ileride parmakla gösterilecek, ödül alacak bir organize sanayi bölgesi kuracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgeye entegrasyonu ile ilgili bir çalışmanız var mı? Hem hükümetimiz hem birçok yatırımcımız yenilenebilir güneş enerjisi sistemlerine ciddi derecede yatırım yapıyorlar. Bununla alakalı olarak da sanayicimizle bir araya gelip yine bu Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanmış olan çatılara özgürlük modeliyle birlikte her bir sanayi yapımızın üzerine
yenilenebilir güneş enerjisi santralleri kurulmasını teşvik ederek sanayicimizin hem temiz, hem ucuz, hem de çevreci bir elektrik üretimini sağlayıp maliyetlerini düşürmek yine bizim en büyük hedeflerimiz arasında. Korkuteli OSEB'in lojistik alanındaki avantajları nelerdir? Antalya ilimiz, Korkuteli ilçemiz konumu sebebiyle de Burdur, Isparta, Muğla karayollarının ana güzergah noktasında bulunan bir ilçemiz. Yine limanı olan uzaklığı 70 kilometre civarında, limanı olan uzaklığı 50 kilometre Antalya organize sanayi bölgesine olan uzaklığı nedeniyle de hem lojistik anlamında hem liman hizmetlerinin uygun olarak kullanılması anlamında çok ciddi avantajlara sahip bir bölgemiz. Zaten halihazırda Antalya organize sanayi bölgemiz %100 doluluğa ulaşmış bir organize sanayi bölgesi. Batı bölgesi ve özellikle Korkuteli ve çevresinde alternatif organize sanayiler bölgesi yaratmak veya şu anda mevcut organize sanayi bölgemizin hem bakanlığımızla hem diğer ilgili kamu kurumlarıyla birlikte bir ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirerek bu bölgenin de sınırlarını genişletmeyi düşünüyoruz. Tabii şu anda ilk hedefimiz hızlı bir şekilde mevcut organize sanayi bölgemizi devreye alıp oradaki yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize sanayi parsellerini sunmak. Ama ekibimiz bir yandan da hem alternatif büyüme alanları arasında seçim yapmak suretiyle hem de eğer seçim alternatif alan yaratamaz isek bölgede veya çevresinde ikinci veya üçüncü bir organize sanayi bölgesi oluşturabilir miyiz noktasında birçok fizibilite çalışmalarına başladık. Korkuteli OSEB'de ilk planda kaç firma faaliyete geçecek ve toplam istihdam ne olacak? Tabii bizim organize sanayi bölgemiz kuruluş itibariyle biraz metrekare anlamında diğer organize sanayi bölgelerimize göre biraz daha küçük bir organize sanayi bölgesi. Bununla alakalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık 70 civarı bir firmanın organize sanayi bölgesine katılımını hedefliyoruz. 70 tane firma yaklaşık hedefimiz yine gelen raporlara istinaden 3500-4000 kişilik ilk etapta bir istihdamın organize sanayi bölgemiz içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları kurulum süreçlerinize katkı sağlıyor mu? Bizim organize sanayi bölgeleri yönetmeliğimizde yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin halihazırda Türkiye'de kurulan, hazır kurumsallaşmasını tamamlamış organize sanayi bölgeleriyle bir protokol yapmak suretiyle bilabeden bir danışmanlık ve mentorluk hizmeti alma gibi bir durumumuz yasayla zaten belirlenmiş durumda. Bu sayede ben buradan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ali Bahar'a, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Ali Bahar'a teşekkür ediyorum. Bu iki kurumun başında olması nedeniyle bize Antalya Organize Sanayi Bölgesi tüm hizmet birimlerini, tüm bölge müdürlüğünde çalışan bölge müdüründen sekreteryasına kadar bütün birimleri bize bu konuda sonsuz destek oluyorlar. Bu yaptığımız protokolle de birlikte aslında çok küçük bir kadroyla beraber organize sanayi bölgemizin bütün birimlerini, bütün mühendislik hizmetlerini, bütün altyapılarını bize sundular. Bununla birlikte bu süreçleri bizim çok hızlı almamızda çok büyük etkileri oldu tüm bölge müdürlüğümüze ve Başkanımız Ali Bahar'a bize bu imkanları sunduğu için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'ya da buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. İnşallah da yeni gelecek olan Sayın Valimizle birlikte kaldığımız yerden aynı azimle, aynı şevkle, aynı istek ve arzuyla hızlı bir şekilde yol alıp tüm sanayicilerimize de fabrika yapabilecekleri bir altyapıyı sunmak için elimizden gelen bütün çabayı gerçekleştiriyoruz. Eski bakanımız bu süre içerisinde son derece organize sanayi bölgemizi sahiplenerek bu süreçlerin hızlı ilerlemesinde bizlere çok büyük destekleri oldu. Ben buradan kendisine de şükranlarımı sunuyorum. Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geçen hafta yapmış olduğu ziyarette kendisiyle bölgemizin durumunu kısa da olsa bir istişare etmemiz esme fırsatı bulduk. Kendisinin de destekleriyle, bakanlığımızın da destekleriyle bu süreçleri hızlı bir şekilde ilerleteceğimize eminim. Korkuteli OSEB sanayicisine altyapı hizmetleri dışında ne tür avantajlar sağlayacak? Burada tabii illaki bir sosyal alan, idari binalar, hizmet binaları, konferans salonları, dış ticaret birimi. Yani bugün bizim sanayilerimizin olmazsa olmazı 112 acil servisimiz ve itfaiye birimimiz. Bunlar zaten bizim çalışmakta olduğumuz imar planları içerisinde
ayırdığımız alanlar içerisinde mevcut. Kadın istihdamımızın daha sağlıklı çalışması için belki imkanlarımız doğrultusunda bir kreş, önümüzdeki dönemde bir küçük bir orada gelen sanayicilerin misafirlerini ağırlayabileceği bir küçük bir otel. Bunların hepsi bizim imar planlarımız içerisinde tartıştığımız, konuştuğumuz ve bununla ilgili çalışmalarını yaptığımız projeler. Korkut Eli OSB'de üretilen ilk ürün üretim bandından ne zaman iner? Kamulaştırma sürecinden itibaren ilk hedefimiz 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda burada artık biz bir yandan altyapı çalışmalarına başlamak, bir yandan da sanayicilere mevcut alanlarında fabrikalarını inşa etmek için sanayi parsellerini tahsis etmek istiyoruz. Tabii bu süreçler yolunda gittiğinden itibaren eğer 2024 yılı içerisinde burada biz bir sanayi yatırımına başlayabilirsek ilk hedefimiz 2024 yılının son itibariyle veya 2025 yılının ilk ayları itibariyle organize sanayi bölgemizde ilk ürünümüzü üretim bandından çıkıp tüm Türkiye'ye bir üretim yapan bir organize sanayi bölgesi hedefliyoruz. Programımıza katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Sayın Osman Bahçe.